Efendim nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Kollarımızda yıldız mı onlar? Evet. Parıl parıl parlayalım bu gece. Biraz maskülen bir şey tercih etmişiz sanki bugün. Yani biraz maskülen, çok da böyle şey açıkçası biraz da böyle rahat da edeyim istedim. Hem şık hem rahat hem de güzel böyle sizler için iyi hazırlanayım istedim. Neler yapıyoruz? Yazın bir şeyler var mı? Yeni bir proje? Valla yazın dinlenmeye odaklıyım. Ben uzun zamandır zaten çok dinlenemiyordum evet. Ben hep projeden projeye geçiş yapmıştım. Biraz dinleneyim, biraz kendimle vakit geçireyim istedim. O sırada güzel projeler okuyup güzel kararlar vererek ilerleyeyim istedim. Sürpriz bir şey var mı ya? Hadi birazcık kopya verin bize. Sürpriz. Gözlerinizden bir sürpriz aldım ben sanki. İki tane. Azıcık kopya verin hadi. Veremem. Büyüsü kaçar. Totem yapıyorum. Sakın. Meslektaşınız Ahu Sungur'un bir açıklaması oldu. Onu soracağım size ama şuradan bakarak söyleyeyim. Yanlış söylemeyeyim. Yarı çıplak kendini sergileme sanatı değildir demiş oyunculuk için. Katılıyor musunuz buna? Oyunculuk nedir? Bence ekranın karşısındaki insanla ekranın içindeki insanın birbirini buluşturulması da halidir. Yani biz izlediğimiz noktada ben bile oyuncu olarak izlediğimde şunu görebiliyorum yani. Aa, ne kadar benim tepkim. Aa, ne kadar bizden. Bence net bir şekilde bunu verebilmektir. Tüm bedenini enstrüman olarak kullanarak bunu yapabilmektir. Bu demek değil ki hani bedenini kullanacaksın mesela. Bu şekilde ben de hani o konularda tabii ki çok esnek davranıcı bir kadın olarak da bedenimle anılmaktansa yeteneğimle anılmayı tercih ederim. Aşk hayatınız nasıl? Aşk hayatım yok. Kendimi çok seviyorum. Kendime aşığım. Canım kendim. Ya şanslı erkek, sizin kalbinizi fethedecek olan şanslı erkeğin ne gibi özellikleri olmalı? Ay öyle şey mi olur? Sipariş mi veriyoruz sanki? Hangi sipariş verdiğimiz şimdiye kadar gelmiş de bundan sonra gelecek? Serdar Ortaç'ın da bir sözü var mesela. Diyor ki kadınlar en fazla bir ay aşk acısı çekebiliyor. Ondan sonra unutuyorlar. Katılıyor musunuz? Siz bir ayda unutuyor musunuz her şeyi? Yani, zor soru. Zor bir soru oldu. Bir ayda değil, insanız sonuçta da biz bence daha güçlüyüz. Kadınlar ki şu anki dönemimize bakıldığında gerçekten kadınlar bence daha güçlü. Böyle bir dönemde hala kadın olmayı, hala dişi olmayı becerebildiğimize göre. Kadınlar ne ister? Kadınlar ne mi ister? Hadi buyurun. Bence şu an kadınlar biraz saygı duyulmayı ve biraz da gerçekten biz kadınız, bize ona göre davranın, bizim kıymetimizi bilin, sizi doğuran bir ana varsa hani devamını getireyim isterseniz. Gayet net anlatıyorum. Peki bu lanet olsa erkekler ne ister? Aman ne bileyim ben. Çok mu anlarızlar? Son soru. Bir günlüğüne erkek olsaydınız ne yapardınız? Vallahi ben o rahatlığı çok merak ediyorum. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Erkeklerin genel bir rahatlığı var ya, onu çok merak ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne gibi? Kadınlar daha kontrolcüyüzdür ya da ama şunu organize eden, derleyen, toplayan. Yuvayı da dişi kuş yapar derler ya. Hani erkeklerin o erkeklerin zorluğu ne? Onu mesela merak ediyorum. Şu anda beni çekiyorsunuz. En büyük erkek yalanı. Hatırlamıyorum. En büyük kadın yalanı. En büyük kadın yalanı diye bir şey yok. Kadın yapmayın her noktada istediği gibi yalan söyleyebilir. Çünkü kadının doğruyu ne noktada söylediğini bilemeyiz. Peki, çok yormayayım sizi. Çok samimisiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir detay alsın müsaadeniz olsa. Pardon özür dilerim.